Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ersin Doğan. Öncelikle bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Biz bugün evdeyiz ve böyle şu an aslında kameranın diğer tarafında Esra yer alıyor. Kendisi henüz kameranın önüne çıkmaya hazır değil. Onu ikna edemedim. O yüzden de burada ben tek başıma bu sufleyi yapmaya çalışacağım. Yani bu sufle yapım videosu mu olur, sufle yapmama videosu mu olur onu çok bilmiyorum. Çünkü böyle daha önce hiç kamera önünde bir şey hazırlamadım. Bu arada ilk defa sufle yapacağım. Güzel olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Böyle birkaç tarif baktım internetten ama evde olan malzemelerle işte birinde bir kısmı çok fazlaydı, birinde bir kısmı çok azdı. Böyle hepsini mixledim ve ortaya bir şey çıkardım. Güzel olursa bundan sonra hep böyle yapacağım. Güzel olmazsa da sağlık olsun. Denemiş olmuş olacağız. Evet Esra'cığım sen ne diyorsun bu konu hakkında? Hiçbir şey demiyor, sadece gülüyor. Yani bilmiyorum aslında ya, böyle bir gerildim yani bu aradan. Sanki sürekli boyuyorum ediyorum ama yemek şey videosu çok bir garip geliyor yani, hiç alışkın olmadığım bir şey ama neyse. Ne kadar zor olabilir ki? Sonuçta sufle yapacağız. Şimdi ilk olarak malzemeleri saymakla başlayalım. Çünkü genelde öyle yapıyorlar. Şimdi 2 paket Ülker'in bu bitter çikolatasını kullandık. Bu %80 bitter oranı. Biraz acı olabilir ama o yüzden bu bir yemek kaşığı mıydı? Bir saniye. Tamam, bir yemek kaşığı şekeri o yüzden ekleyeceğiz. Çünkü bazı videolarda şeker yoktu. Ama biz sadece bitter kullandığımız için o yüzden şeker de ekliyoruz. Eğer sütlü çikolata kullanacaksanız şeker de eklemeyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı, bu yemek kaşığından biraz fazla da olabilir. Çünkü bir yerde çok fazla tereyağı vardı. Onu çok sevmedim. O yüzden böyle 100 grama falan tekabül ediyor. Ama 2 yemek kaşığı da diyebiliriz. 3 tane yumurtamız var. İşte bir yemek kaşığı unumuz var, bir tane vanilyamız var. Bir de bir yemek kaşığı kakao kullanacağım. Bir de üzerine süslemek için işte çilek koyacağız. O kadar. Esra'nın kolu arkadan böyle. Şimdi ilk olarak, evet şu an yönetmenlik yaptığı için böyle bu tarz hareketler yapabiliyor. Şimdi ilk olarak ben benmarie usulü eritmeyeceğim çikolatayı ve o yüzden de bunları böyle küçük küçük biraz doğuracağım ve tereyağını eritip içine karıştıracağım. Böylesi daha kolay gibi geldi benim gözüme. O yüzden önce bunları böyle biraz böyle keseceğim. Şimdi ilk olarak böyle bir küçük bir tencere bir ocağa koydum ve tereyağlarımızı içine atıyorum. Tereyağı biraz eridikten sonra şu doğradığım ve ortalığı batırmama sebep olan ve gördükçe canım çikolata çektiği çikolataları içine atacağım. Tabii mutfakta çok profesyonel değilim. Muhakkak yanlış yapacağım şeyler olur. Şimdiden hepsi için özür diliyorum sizden. Ama umarım sonuca değer. Hani biz Esra ile düşündük ve dedik hani ne kadar kötü olabilir ki? Çünkü çok fazla tarif var bununla ilgili. Hani hepsi böyle doğru gelen şeyleri aldım gibi oldu. Ya da işte evdeki malzemeleri uydurabildiğim kısmıyla gibi oldu. İşte o tarz bir şey oldu. Şimdi tereyağı böyle bir kısmı eridi. Şu çikolataların hepsini içine atacağım. Ve spatula ile karıştıracağım. Şöyle biraz soğutacağım ve hemen böyle tezgahın üstüne alacağım. Şimdi tezgahla ilgili aslında bir şey söylemek istiyorum. Dur bir saniye. Tezgahla ilgili aslında bir şey söylemek istiyorum. Eğer fark ettiyseniz videodaki olan dönüşümden daha farklı bir renk var. O nedir? O da beton uygulaması. Bu Cadence'in beton rölef pastasını. Bak düşün, yemek videosu verirken bile dayanamıyorum. Yine Cadence ve beton işte bir şeyler bulup söylüyorum. Çünkü eminim bununla ilgili de soru gelecek. O yüzden hemen burada söyleyeyim. Ben bunu beton rölef pastasını aldım. Bunun linkini aşağı koyarım. Ve daha sonrasında tezgahı komple sıvadım.
Sıvadıktan sonra böyle zımpara yaptım. Zımparadan sonra da yine taş fen kattım. Tencereler de koyabiliyorum ve suya daha fazla dayanıklı oldu. Bununla ilgili zaten aslında yakın zamanda bir video paylaşmak istiyorum ama burada da böyle küçük hemen bahsedeyim istedim. Şimdi 3 tane yumurtamız var dediğim gibi. Bu yumurtaların beyazını ve sarısını ayıracağız. İnşallah düzgün yaparım. Ayırabilir misin? Olmadı Esra gelsin. Şimdi Allah. Şöyle. Bunu daha sonrasında köpürteceğimiz için beyazlarının kesinlikle arasına sarı girmemesi gerekiyormuş. O yüzden de dikkatlice koymaya çalışıyorum. Acelemiz yok. 10 saate yaparız işte. Bir sufleyi. Tamam, bu oldu bence. Yeterli. Değil mi? Yeterli. O beyazı diğerine katabilirsin. Sadece köpürtmek için. Tamam. Bunu buna attım. Şöyle lavabonun içine atayım. Şimdi yumurtaları kırdım ama ben kırarken içine biraz sarı şey oldum. Çünkü çok sert vurdum buraya. İlk vurduğumda çok kırılmamıştı. İkinci vurduğumda da bayağı sert vurdum. O yüzden biraz sarısı oldu. Ama şimdi nasıl olacak göreceğiz. Beyaza öncelikle böyle yavaş çırpıyorum. Ve bayağı çırpacağım aslında bunu. Evet, tam istediğimiz kıvam bu değil aslında. Yani videolarda gördüğüm kıvam bu değil. Bununla ilgili bazı yerlerde metal kap kullanmışlar. Cam ya da plastik kullanmayın diyorlar. Ama benim metal kabım yok. O yüzden mecburen bunu kullandım. Yani kötü mü? Evet, istenilen kıvam bu değil. Ama olmuştur bence. Yani çok da, çünkü bu ısınmaya başladı. Yani çok da bence abartmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama aslında kıvam bu değil. Normalde normalde dökülmemesi lazım. Ama benimki dökülüyor. Olsun, tadına bakalım. Eğer sizinki de böyle olursa, içine yumurtanın sarısı kaçarsa ve tam böyle tutmazsa ne olur? Onu görmüş oluruz hep beraber. Şimdi bu burada dursun. Şimdi artık bu yumurtanın sarılarını koyduğum kaba geliyorum. Bunu çırpmaya başlayacağım. Bunu da çırpıyoruz. Allah, bu ne ya? Bu kap da çok büyük galiba. Ay, üstüm yüzü de sarısı oldu. Tamam işte, yani evet. Biraz kap büyükmüş ama benim başka küçük kabım yok. O yüzden üstümü silsem bir şey olmaz. Ne olacak ki? Peçete verebilir misin? Islak bir şey falan lazım aslında ama. Rezillik. Şimdi bunun içine 3 tane yumurta sarısının içine bir yemek kaşığı şekerimi koyuyorum. Bunu da çırpacağım. Şurada bile yumurta sarısı var. Olmuştur herhalde bence diye düşünüyorum. Şimdi bunun içine ne katıyorduk ya? Her şeyi katıyoruz işte. En son mu? Kakao katayım o zaman. Şimdi kakao. Bir yemek kaşığı. Olmadı. Şunu bırakayım şöyle. Şimdi bunun içine bir yemek kaşığı kakao atıyorum. Tamam. Şimdi bunu şöyle bir çırpacağım. Ama çok değil. Şöyle yapayım ben bunu ya. Ne olacak ki? Şimdi evet. Kakaoyu kattım ama kakaoyu katmadan önce galiba şu, artık bu soğudu. Yani bunu rahatlıkla katabilirim. Erittiğimiz çikolatayı içine katıyorum. Şöyle. Keşke bunu baştan katsaydım. Bu kadar sıçramazdı belki. Evet. Esra iş işten gidiyor Esra, evet. Ama o da ben hatırlattım. Evet. Unutmuştum. Ne yapayım ya? Onu koyacaktım.
Unu, unu da koyacağım. Unu en son koyacağım. En son işte o. Ne fark eder? Nasıl olsa biz yiyeceğiz. Her türlü yerim ben bunu zaten. Şu an bile yerim. Ben şu an bile yerim bunu. Evet. Bence oldu. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum bunu da. Şimdi un ve vanilyayı ekleyeceğim. Bunu da çırparak koyun dediler muhakkak. Öyle gördüm. Şunları da hayatımda ilk defa kullanıyorum bu arada. Bu soslukları. Evet, şimdi sıra geldi. Şu 28 dakikadır çırptığımız yumurta beyazımızı eklemeye. Bunda da şöyle diyorlar. Böyle azar azar alacağız ve böyle katlayarak kapatacağız. Şimdi bunu böyle katlaya katlaya bütün yumurta beyazlarını ekledik. Burada ki diğer püf nokta da şuymuş. Bunu da başka bir videoda öğrendim. Hiç yumurta beyazı kalmaması, yani gözükmemesi gerekiyormuş. O yüzden iyice katlamamız gerekiyormuş. İnşallah olmuştur. Bir de çok kötü oluyormuş. Bence kötü olmaz ya. Bence de olmaz. Zaten bu arada her şey de öyle yani. Hani denemek gerekiyor. Ben bütün işte ev dekorasyonu olsun, boyama deneyimlerim olsun, hepsini çok kendimde emin bir şekilde yapmadım. Ama böyle yavaş yavaş deneye deneye sonuçların hepsi gün geçtikçe daha güzel olmaya başladı. Şimdi bence bu kadar yeter. Şimdi evet, tereyağı alıyoruz şöyle. Normalde eldiven falan takmam gerekiyor herhalde. Diğer yağı da döktüm. Değil mi? Eldiven takmam gerekiyor ama biz yiyeceğimiz için sıkıntı yok. Şimdi hepsini yağladık. Ben 4 tane şöyle sufle kabı vardı evimde. Onları yaptım. Çok boyutu büyük değil ama çok da küçük değil. Belki 3 tanesini doldurdum. Belki 4 tanesini bilmiyorum. Burada biraz etrafına kakao koyacağız. Yani şöyle yapıştıracağız daha doğrusu. Şöyle çeviriyorum. Bu arada kakao koyanlar var. Toz şeker koyanlar var. Un koyanlar var. Siz hangisini yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişireceğiz. Şimdi sufleler için şöyle çileklerimi kesiyorum. Bence çıkarayım artık. Ne dersin? Fena değil gibi. Nasıl çıkaracağım bunları? Bu arada hiç soğumadı. Soğuması gerekiyor mu acaba? Neyse, dağıldı. Evet, dağıldı. Ama güzel gözüküyor. Şöyle birkaç tane koyalım. Çok heyecanlıyım şu an. Evet. Ama yani içi akışkan, doğru. Dışı da pişti. Bence şu an okey gibi. Şimdi normalde bu gibi durumlarda ne yapılır çok bilmiyorum. Bir sürü yemek videosu izlemiştim. Refika'nın hayranıyım zaten. Çok harika bir şekilde güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Ben de şimdi tadına bakıp hemen söyleyeceğim. Her ne kadar yumurtamın çok böyle şey olmamasına, kabarmamasına rağmen bence çok güzel olmuş tadı.
Yani eğer denemek isterseniz deneyin. Aslında çok zor değil. Sadece biz burada biraz böyle her şeyi yerleştirirken zorlandık. Video çekmek için zorlandık. Ama normalde 5-10 dakikada yapılabilir bence. Yemisi de çok güzel. Ben videoyu keselim burada. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı, eğer video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yazmak istiyorsanız da yazmayı unutmayın ki bu beni çok mutlu eder.